var mı? Yok. Kafaya bir şey takıyorlar, beyin gözü kırılığından yapacak. Yıvanıyorsun bana. Evet, siz de dediniz zaten. Türkiye'ye geldim. Ya tabii dedim sana, gelmiyorsun ama. Alo. Günaydın. Yerim değil, evet. Tamam, gel. Gel. Tamam. Ne var ki, ben ne yapayım? Ya, iyidir hocam. Durumu iyi mi? Ama aldın iki ayda bon, tamam. Başka? İyi oldum ben ya. Cuma günü Necip Bey'in oraya gittim. İşte keşke olursan o başlığında. Başlatılmadı. Ya başlatılmadı. Ben söyledim başlamayın diye. Bir 10 gün daha bekle. Tamam mı? Yazı tam bitirmedi. Ne oldu bu? Buradan işlere gelip gidelim. Dalaştınız. Yok öyle. Dalaştık falan. Neyse başlarım. Kafayı takma. Şimdi 10 gün sana ben izin veriyorum. Hanım, yazılı olarak bir, hani şu nedenden dolayı başlatılmamıştır diye verseniz. Yok o ayrı, benim elimde öyle. Ben 10 gün daha istirahat bekliyorum ben. Ya ben kanunlar, nizamları pek bilmiyorum. O yüzden yok, ben sana müsaade ediyorum. İstanbul valisiyle de bir görüşeceğim ben. Artık burada şeyler çığırından çıktı. Ya ona da belki fiban olsun. Müdürler, Metin Uçar hep sizi mi gönderdiniz hocam geçen sene bizim Metin Uçar Bey'i. Sizin bizim okula gönderdiniz. Sahiline. Ha o bir yer yani. Bütün bir çok şey kayıt altındaydı. Yasak diye ben iptal ediyordum. O şey de Hüsnü Özgen'de değil mi? Yok. Sonradan geri alındı ama evet. Biraz bir kılavuz verilmişti ya. Ha o öğretmen olmadığı için verdik onu. Kimse gitmedi, verdik onu. Senin seçeneğini gene verecektik onu. Şahım ben ne diyorum? İstemedim, ben gideyim ben ya. Yani o... Şimdi senin başka bir ülke istiyorsun herhalde. Veya başka bir yer. Her istiyor musun başka bir yer? Sen ben burada gitmeyi düşünüyordum. Orada var mı akrabaların? Akrabadan ziyade oraya bir gideyim, rahat ederim diyerek. Kemal Uzak tarafına mı? Yani. Orası neyle bağlı? Eyüp. Eyüp'e bağlı, ha tamam doğru. Eyüp'e bağlı da. Şimdi bu fetişleri ben söyledim. Ama şey dedi bana Şerier ya. Bu silahların müdürü dedi ki şeyi istiyor dedi. Neresi orası? Başka bir ilçe istiyor musun? Eyüp'tür. İşte Kemal Uzak. Yok, bu Uzak tarafında ya. Neyi koracak mı? Ne? Neyi koracak? Yok. Yeni bir yalan istemedim ya. Sultan... Yok. Ya başka ne var orada? Başka şey var. Yok. Şimdi bu mahkeme... Bir bu mahkeme sürecinde yapılan bütün iddiaların asılsız oldu. Ortada eğer ki emniyetin o bilişim şubesi falan idareye girmedi. Bir girse yani içeri atacak kimi şaşırır tabii. Allah Allah. Sadece kimi içeri atacağını şaşırdım. Ben sınıfta ders işlemedim geçen sene. Hatta kamerayla birçok şeyi çektiğim halde küçük kameralar var. Sonra iptal ediyorum ben. Yasak, maden savcının yasağı var. Sadece isterse geçtiğinde deniz olarak bile her şey ortaya çıkarabilir ama... Şimdi senin başı ağrımaz. Doğru, boş ver onu, kafanı takma. Şimdi İmbek, beni biz kemer durdurca verelim. Nasıl? Ben onu ayarlayacağım, sen merak etme. İldeki o bazı balkan var, bu işe bakar. İlk öğretmen atamalarına bakar. Onu arayacağım, o seni oraya vereceğiz, anladın mı? Anladım. 15 gün bir dinle. Anladın mı? Hani öyle bir resmi prosedür nasıl istiyor? Ben onu biliyorum, sen karışma. O rapora göre bir rapor daha gelecek, ek bir rapor daha gelecek, o gelsin. Ben ili ararım, seni Kemal Bukaz'a bir okula ver ama nasıl el tutarım dediğin oralara? Tutarım diyorsun, öyle mi? Burada mecbur tutacağız zaten. Burada da el tutuyoruz zaten. Öyle zaten tutuyorsun da, orada tutarsın, el bulursun ya. Sen şimdi bir 10 gün dinle. Şimdi ben bu mahkeme sürecinden... O mahkeme ne aşamada? Yani 24 Aralık'a ise, pardon Haziran erselendi, adli tıbbına bir şey isteniyor. Tamam, Haziran'a mı istedin? 24 Haziran erselendi, benim paramda. Ya çok var, yat abimle, boş ver sen. Ama olsun,
Vali Bey gelirse çarpın değil, artık bu işlere Ankara'dan biri emir gelse anında 5 dakikada çözülecekken ben Kavcı'yla konuşayım. Konuşun. Tamam, konuşayım. 24 Haziran'a yetenekim. 24 Haziran'a yetenekim. Neyse boş ver oğlum. 24 Haziran bir daha yapsa. Ama benim anlamadım. Neden kimse içeri girmeklerini istiyorsun? Öyle abi ama patlıyı atamazlar ki adam içeri. Bu mahkemede sonra belli olacak. Yürür. Hani bütün şahitler aleyhime durduk yere. Aleyhime mi? Aleyhime şahitli getirdiler. Ama hakem bana daha sabrı karar vermedi. Yok, karar vermez mi? Veremez. Ama bu bilişim şurada da zaten de yeğenim çalışırdı. Bilişim kalp, hani emniyetin kalbiymiş orası. Doğru, tabii emniyeti kalbiymiş. Ama istense bir emrinle 5 dakikada her şey güzel. Ama sen şimdi bir dinle bir 10 gün daha. Ben sana izin veriyorum. 10 gün sonra buraya geliyorsun. Ya Kemerburgaz'a ya da bak Kemerburgaz'da yapacağım bir şey. Tamam mı? İyi olur. Tamam. Yapalım Kemerburgaz'a. Evime bağlı. Ben seni gönderirim. Şimdi bu hani Bağcılar'dan da buraya taksınlar. Bağcılar'da şey bir olay geldi. İlçin içinde kendisi bir benim en yakınımdaki adam. Allah. Çok güçlü bir adam var benim akrabam olan diyor. Allah Allah. Çok yani güçlü bir adam ya. Her şeyin altından atıyor. Hatta burada hiç söylerim bunu aldım. Nasıl adammış o beraber? Yani yakınım var. Yakınım var. Ben yakınım var. Ben yakınım. Şimdi oraya gitsem orada da çıkacak madem öyle. Karşına çıkacak orada. Yok yok. Bir sürü durum ortaya çıkacak orada da. Anca savcılık bir şekilde el koysun diye zaten o olay cennet. Gelip oldum çok kötüydüm, çarpıldım. Bu bahar havası çarparak beni hem de acayip çarptı. Göl boyunca dün, göl boyunca dün, Recep'le beraber bir karpuz basın ekti. Bir rüzgar vardı oraya, bir çarptı beni, akşam üzeri aldı. Çok tehlikeli işler yapmışsın. Bir de o öğlen arası 3'e kadar yaptıysanız o işi 3'e kadar çok fena. Çiftiniz de 2'de yatağa düşmeyesiniz. Ya sabah bir de yatağa ya 3'ten sonra yapacaksınız bu mevsimde dışarıda durun. Ben oradaki o rüzgarı aynı ya böyle kurşun gibi ya. Ona nasıl çalışıyor dedim o tarlada karpuz ekliyorlar hocam bir de kapalı altına bir de yıkıyorlar üzerine çekiyorlar naylon. Böyle nasıl bu kadınla çalışıyor ya. Ya buraya kurşun gibi geliyor adam o rüzgar ya. Gerçi Türkiye'de 3 yerde öyle rüzgar var biliyor musun? Alaçatı. Bir de burası ya. Evet. O kaya bir rüzgar. Alaçatı nerede? Akça ya. Akça ya. Keşme tarafı. Keşme'ye ben geçecek. Orada dünya sörf yarışmaları falan yapıyor. Güzel. Tamam. Ben gidebilirim şimdi tamam mı? 10 gün sonra gel buraya. Tamam. Gel istirahat edelim 10 gün tamam. Tamam da hani böyle resmi olarak nasıl derler izin mi izin mi? Ben kafa izin veriyorum sana da ne yapacaksın? Ne, hani böyle ilçe milli eğitim müdürüsüsünüz ama. Tabii ben veriyorum izini ya. Ben öyle ben bir hak var mı onu da? Hak abi olmaz mı? Beni görüyorum ya ne demek ya. Sana dışarıdan bir şey... Ben 15 gün yapacağım. Ben 15 gün kendi tarihi var. 15 gün içerisinde. Anladın mı? Hani daha önceden bir şey imzalamıştım. Raporluyken sonra sizi aradı. Evet. Yani Sefer Hoca'yı mı aradı mı? Evet. İptal et ama güzel kağıdı hala orada. Yok öyle bir şey. O ne bileyim. Bir de doldurma zaten. Öyle şey. Ben şimdi 15 gün içerisinde... Sana sana bir şey derler. 15 gün içerisinde sana belli edeceğiz. 15 gün içerisinde. Kanunu bu. Ama ben sana 10 gün veriyorum. 10 gün sonra gel ben sana belli edeceğim. O zamana kadar da belki tahminini çıkarırım şeye. Cemal Bugat tarafına. Şimdi bu mahkeme sürecinden nasıl yıkmam lazım ben anlamadım. Hiçbir suçum yokken az daha... Yok o beraat edersin girdiğinde. Yok onu demiyorum. Çünkü oraya gidince de bu mahkeme süreci oraya da taşınır. Oraya taşınmaz. Burada mahkeme burada devam eder. Ben istesem savcıyla konuşayım bunu kapatsın. Konuşun suçluları beyan et. Tamam tamam. Tamam siz konuşacağım. Konuşacağım diyorum sana. Ben şimdi... Hüseyin Çatman Bey'in oraya da gideceğim diye. Artık bir şekilde onunla görüşebilsem. Onunla görüşemezsin sen. Valla ararlar da diyor. Ben sana söyleyeyim. O gidip buralara böyle telefon etmez. O etmez. Boşver sen.
Her kimse işte. Bu İstanbul'da. Ben savcıyla konuşurum, konuyu anlatırım ona. Savcı nerede şu anda? Ya o var diye bir kavga mavga ettiler ya okulda ya. Kavga da etmedim öyle. Sırf olay savcılar, orada da kimse yoktu ki. Küçük çapı görseniz gülersiniz zaten. Orada da kimse yoktu, senden görürsünüz. Yo, o zaman çok küçük bir şeydi yani öyle. Tamam. Yani polis görse güler zaten, almaz öyle. O zaman beraat edersin. Beraber ne şey? Bir de meşhur Türkiye yazan dediniz ya. Ha, yazdım ya. Bu sene 2007'ler bunu yazmaya başlayacak. Bir de işte bağlı olanlar da isteğe bağlı olanlar kaç şey yapacak olacak? Burada var. Sizler isteğe bağlı olacak. Yani burada var mı onlarda? Onları istiyor muyuz? 2007'de 2007, 9 onları da isteyim. Hani tamam. Peki bu aşağıdan alın dedi değil mi? Yani aşağıdan öyle söylendi daha önce bize de bilmiyorum. Yani Türkiye, Türkiye yazıyoruz ama hayatımız devamı geliyor. Geliyor. Ben de alalım var geliyor. Öyle gelmesin yani. Üstüne öyle gelmesin ama bizi yardım yok, için. Yok şöyle olacak. Bizi yardım yani için gelmesin. Yaşam olarak değil. 2006-2007. O şekilde yazdık. Şimdi de seferinde de öyle istemiştik. Onlar alıp göndermişlerdi. Ben biliyor musun? Başbakan erken emek teşvik oranları teşvik ediyor. Yani erteledi sen erteledi onu diyorsun ki. Türk Hava Yolları gibi 5 yıl çocuk yapamazsınız. Onlar da var değil mi öyle şey? Tabii var. Bayanlar da. Tabii. Hosteslere. Hosteslerde doğramıyorlar. O şartlarla giriyor. Tabii o şartla giriyor. Hamile kalırsa yallah. Tabii canım. Pes edilmiş oluyor sözleşme. Tamam İlbeyciğim başka bir şey var mı? Başlayın işte bu durum. Ha, başlamazsak ne olacak? Ya başlama ben diyorum sen orada devam ediyorsun da 15 günlük mevcut var. Bu karakası okulda öğretmen olmayınca. Orada var öğretmen canım. Var mı orada? Var tabii canım. Ha, ne bileyim ben tayin çıktığı için. Yok yok orada öğretmen var. Var. Ha, tamam mı? Sen ayrı mı zaman öğretmen var şu anda. Sen işine bak şimdi tamam mı? Evet. Yani ben dedim 10 gün izin veririm ona 10 gün sonra gelecek o zaman ayrılacağız tamam mı? Tamam. O zamana kadar inşallah sayılıp çıkar olur bize. Tamam. 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 Tamam